Peki istersen şöyle Fenerbahçe İstanbulspor mücadelesiyle başlayalım değerli izleyenler. Konuşmaya 5-1'lik bir karşılaşma. İsmail Kartal'ın da dediği gibi seyir zevki yüksek bir maçtı. Bol gollü olunca bizler açısından da iyi oluyor. Konuşmamız gereken tabii özellikle Cengiz Ünder'le başlamak istiyorum ben. Uzun süre sakatlığından dolayı forma giyemedi ve İrfan Can'ın da tabii o bölgede çok iyi performans sergilemesi Cengiz'i biraz geri planda tutmuştu ama Cengiz böyle aslında nasıl desem barut gibiydi ve tamamen açıldı diyebiliriz sanki maçın yıldızıydı. Nasıl gördün şöyle bir maç genel değerlendirmesi Cengiz'le birlikte rica edeyim senden. Tabii ki birincisi şu artısı da eksisi de var maçın. Eksi kısmına sonrasında gireceğim ama artı kısmında tabii ki de Fenerbahçe'nin şu anda bu sezon şu ana kadar 49 gol atmış olan bir takım olması, lig tarihinde 18. maçlar itibariyle en fazla gol attığı sezonunu yaşıyor olması önemlidir. Ve aynı zamanda da İstanbulspor karşısında 14 isabetli şut ve bu şut sayısı da ligin bir maçta şu ana kadar en fazla isabetli şut atılan maçı olmasını, yani Fenerbahçe adına olmasını sağladı. Deplasmanda oynuyorsunuz, Olimpiyat Stadyumu gibi zor bir stadyumda oynuyorsunuz, soğuk iklim. Hepsi alt alta geldiği zaman bu oyunu rakibin kalibresi aşağıda bile olsa oynayabilmek bence önemlidir. Ve Fenerbahçe bu iklim şartlarında, bu hava koşullarında ve böylesine bir ortamda eksikleriyle birlikte bu oyunu ortaya koyabilmesi kıymetlidir. Maçın içerisinde eksi sayabileceğim ki İsmail Kartal'ın da yine maç sonu basın açıklamalarında vardı ifadelerinde. İstanbulspor 25 diye hatırlıyorum. Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşma sayısı. Bu birincisi çok fazla. Yani rakibe pozisyon vermek anlamına geliyor bu. Şimdi 25 kez verdiğiniz pozisyonu İstanbulspor'un hücum ayakları kalibre olarak belki değerlendiremeyebilir. Ama aynı pozisyon sayısını bir nebze daha üst sıra takımlarına karşı verdiğiniz zaman sonucu biraz daha tehlikeli oluyor. Neredeki eksiklikten bahsedebiliriz peki? Biraz daha merkez gibi gözüküyor. Yani burada merkez orta sahadaki işte Crespo, İsmail Yüksek. Burada tartışılabilecek oyunlar var ama sadece ikisine de bağlamamak lazım. Tabii. Arka dörtlü de Mert Müldür, Serdar, Osterwold de Ferdi. Evet. Ön tarafa geliyorsun Crespo, İsmail Yüksek. Bu altılı şu ana kadar hiçbir karşılaşmada birlikte oynamadılar. Bu kadar oyun ezberi az bir kadro ile sahaya çıkıyorsanız doğal olarak rakibin de bazı artıları ortaya çıkabiliyor. Ama Fenerbahçe yine hücuma dönük oyuncularının çok etkili performansı ile birlikte maçı kopartmayı başardı. Peki Cengiz'den bahsedelim istersen. Çünkü 4 gol oldukça yüksek bir rakam ve kariyerinde de ilk hat-trick'ini yapmış oldu kendisi. İrfan Can da tabii gelince orada nasıl bir rekabet olacak ve dünkü maçta sence nasıldı? Ya birincisi İrfan Can'la İrfan Can'ı sağ olarak da değerlendirmeyebilir burada İsmail Kartal. En iyi performansını orada veriyorsan yani Kerem gibi. Ya şöyle bir tablo var. Şimdi merkezde biliyorsun eksikler var. Transfer yapmaya çalışıyor Fenerbahçe ve burada İrfan'ın daha önceleri Gençler Birliği'nde zaman zaman Başakşehir'de merkez orta saha performansı epeyce olduğu için de birinci opsiyon bu bölgeye çekilebilir. İkinci opsiyon 10 numara pozisyonda değerlendirilebilir. Cengiz'i mevki olarak oynatabileceğiniz alan genişliğine göre İrfan'a oynatabileceğiniz alan genişliği İrfan'da daha fazla. O yüzden burada İsmail Kartal birini kulübeye çekeyim, biri oynasın gibi bir düşünceden ziyade Cengiz'i sahaya sürüp İrfan'ı da alternatif mevkilerde değerlendirme ihtimali var gibi gözüküyor. Ve bence böyle bir tercihte bulunacaktır. Dünkü karşılaşmada birincisi çok yetenekli bir oyuncu. Yani Cengiz'i kabul edelim. Bence şu anda bu ligin en yetenekli 2-3 isminden bir tanesi. Bir soru işareti meydana gelmişti ama hani sakatlık sebebiyle hiç oynamaması, İrfan Can'ın onun çok önünde gözükmesi hepimizde bir soru işareti barındırdı ama sahneye çıktığındaki performansı çok etkili. Ya birincisi oyun içerisinde çok mu defansa yardım ediyor tartışılır. Çok mu doğru oyun kurgusuna sahip, pas haritası çok mu iyi? Bunların hepsini tartışırız. Ama kabul edelim ki yeteneklerini sahaya sergileme konusunda hem Kayserispor mücadelesinde çok iyi işler yaptı hem de İstanbulspor maçında attığı gol yani bir tane işte ceza sahası dışından attığı golü düşünürsek o neredeyse 35 metreden attığı o harika gol şu ana kadar benim sezonda gördüğüm en iyi gol. İşte bu golleri atabilmek için de
bir özgüvene ihtiyacınız oluyor. Bir de tabii ki doğal olarak yeteneğe ve bu yeteneğini de iyi kullanıyor. Geride kalan haftalarda bu kadar etkisiz kalmasının ben altında yatan sebebi birincisi tabii ki kendi sakatlığı. İkincisi de takım içerisindeki istikrarsızlık, kadro istikrarsızlığı. İşte bu birçok oyuncunun çevresindeki oyuncu grubu sürekli değiştiği için uyum problemi yaşamasına sebebiyet veriyor. Cengiz de buradan biraz nasibini aldı. Biraz da tabii ki İrfan'ın da performansı çok iyiydi. Evet. Bazı fırsatları da iyi değerlendirmek gerekiyor. Şu anda öyle de yaptı. Kötü bir fırsat belki bu. Hani bir sakatlık sonrasında doğmuş bir fırsat ya da işte bir ceza sonrasında doğmuş fırsatlar olabiliyor. Ve bunu da şu anda iyi değerlendiren bir Cengiz Ünder var. Peki yukarıdan devam edelim. Tadiç'i konuşmak istiyorum biraz. Çünkü ligde kaçırdığı 3. penaltı oluyor. Evet, penaltı olduğunda ilk ona gidiyor gözler ama bilmiyorum acaba şimdi İsmail Kartal nasıl bir karar verebilir? Oyuncunun performansını da etkileyebilir. Hani sen kullanma demek. Acaba Tadiç mi bir inisiyatif almalı bilmiyorum ama nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle de bir istatistik de var. Alex mesela 8 sene boyunca Fenerbahçe formasıyla yalnızca 5 penaltı kaçırıyor. Tadiç şu anda 3'te. Tadiç'in kariyer penaltı performansına da hemen bir bakalım. Müsaadenle hızlı bir şekilde ona da bakacağım ama bazı penaltı durumları... Ya şöyle bir gerçeklik var. Penaltıyla alakalı ben bu örneği yıllar öncesinde vermiştim. İzlemeyenler için de tekrardan açayım. Bir taraftan da penaltı gollerini çıkartıyorum. Tadiç'in çok performansla kariyer. Şey yapmamak mı lazım? Eşleştirmek acaba? Şöyle aslında dengeli biliyor musun? Her şey de olabilir penaltıda. Toplam kaçırılan penaltı sayısına bakıyorum. Oyuncunun bu sezon 4 tane kaçırmışlığı var. Geçtiğimiz 2021-2022'de 3 tane var. 20-21'de 1 tane. 19-3 attıklarına bakıyorum. Attıkları çok daha fazla. Tabii. Yani adam doğal olarak yani aslında 6 sayfalık karşındaki sitede şu an 6 sayfana takribi 100'den fazla penaltı golü var. Doğal olarak adam penaltıcı. Ama bazı şanssızlıklar birincisi olabiliyor. Evet, İkincisi de özellikle. Şu örneği vereyim. Penaltı dediğin şey bazen çok iyi oyuncular olabiliyor. Çok golcü adamlar. Kaçırıyorlar. Şimdi nedir mesela? Oscar Cardozo örneği hatırlayalım. Hugo Rodallega. Bazen senin de bahsettiğin Alex gibi. Yani penaltının başına geldiği zaman kaçırıyor adam. Neden? Bununla ilgili çok güzel bir çalışma yapılıyor. Ve oyuncuları gruplandırıyorlar. Çok iyi gol performansı olan ama stresini ve kaygısını kontrol edemeyenleri bir gruba ayırıyorlar. Stresini ve kaygısını çok iyi kontrol eden ama şut yeteneği göreceli olarak çok da aşağıda olan oyunculara düzenli bir şekilde penaltı denemeleri attırıyorlar. Ve bunu farklı gruplarla yapıyorlar. Ve işin finalinde şut yeteneği harika olan ama stresini ve kaygısını kontrol edemeyen adamlar diğerlerine göre daha başarısız oluyorlar. Çünkü o topun başına geldiği zaman kale küçülüyor, oyuncunun nabzı yükseliyor çünkü stresini kontrol edemiyor. Acaba kaçırır mıyım kaygısı yaşıyor. Tribünden baskı yer miyim düşüncesiyle birlikte bu oyuncunun topun başına paniklemesine sebebiyet veriyor. Ve dünyadaki en iyi penaltıcıların savunmacılardan çıkmasının da en büyük sebebi savunmacıların hücumculara göre stresini ve kaygılarını daha iyi yönetebiliyor olmalarından kaynaklanıyor. Ve burada da Tadiç'le ilgili bu durumun olduğunu düşünmüyorum. Ama bu sezon nezdinde belki de böyle bir durumu var. Ama kariyerin geçmişine baktığımız zaman adamın atmış olduğu 100'den fazla penaltı golü olduğuna göre geçmişte böyle bir problemi yok. Ama bu sezon çok sık penaltı kaçırıyorsa belki de olayın bu tarafıyla alakalı ya bir sorun mu var kontrolü yapılması da iyi olabilir. Tadiç'in topu kullanmayla alakalı ya da skor üretmekle alakalı problemi olmadığını zaten bu sezon ulaştığı skor performansı bize gösteriyor. Ama dediğim gibi penaltı çok daha ayrı bir uzmanlık. Gerçekten de o kalenin küçüldüğü duygusunu hissetmek, oyuncunun bazı şeyleri kontrol atmasını, altına almasını gerektiğini bize gösteriyor zaten. Dünyada da örnekleri var. Geçince böyle bir artık tedirgin olmaya başladı taraftar. Bunu da söylemeden geçmiyor. Yani tedirgin olmaktan ziyade sorunu çözmek lazım. Yani bu bir şeyin sinyali. Adam niye penaltı kaçırıyor? İsmail Hoca'nın belki de eğilim göstermesi gereken bir durum var. Şimdi adamın geçmişine bakıyorsun. Ben de İsmail Kartal'ın yanında olsam Tadiç'e penaltı attırırım. Ama Tadiç'e penaltı attırırken de bir tane kaçırıyorsa, iki tane kaçırıyorsa, üçü de kaçırıyorsa artık bir yerden sonra bir şeyi kontrol ederim. Ölçek uygularım, bir şeyler bakarım. Ya adamda bir şey mi var? Nabız o anda ne atıyor?
gibi bir şeyleri kontrol etmek. Yani bu dakikadan sonra kimse Tadic herhalde şut attırmayacaktı. Yani şut denemesi, penaltı çalıştırması yaptırmıyor. Orada başka bir duygu var.